Karşımızda Monet'in Balkon adlı tablosu duruyor. Bu gerçekten de inanılmaz bir tablo. Ayrıca arkada duran adam haricinde Goya'nın Balkondaki Mayalar isimli tablosuyla benzerlikler taşıyor. Arkada ayakta duran hizmetkarı sağ tarafta da kemancı kadını görüyoruz. Sol tarafta ise ressamın önemli bir arkadaşı ve aynı zamanda da kendi gibi ressam olan Bert Morisot duruyor. Bana göre bu resim siyah ve yeşil renkleri konu alıyor. Örneğin panjurlarda ve korkuluklarda kullanılan yeşile ve kadınların giydiği elbiselerin beyazına bir bakın. Ressam tarafından oldukça hoş yansıtılmış. Yani tablo sanki bir renk çalışması gibi geliyor bana. Monet tarzını bu tabloda oldukça belirgin hissettiriyor. Modern yaşamı, şehir yaşamını sunuyor bize. Tabloda şehri görmemize rağmen arkada ayakta duran adamdan ve kadınların giyim tarzından onların üst sınıfa mensup olduklarını anlayabiliyoruz. Tabloya bakarken sanki biz de balkondan Paris'i, sokakta kalabalığa karışmış insanları seyrediyormuşuz gibi hissediyoruz kendimizi. Aynı zamanda da tablodaki karakterler gibi birbirimizden uzaklaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Tablodaki karakterler balkondan modern hayatı seyrediyor ama birbirleriyle iletişime geçmiyorlar. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Korkulukların ardındaki hayatı izliyorlar ama onunla ilgilenmiyorlar. Ve bu aykırı yerleşim bu tabloyu daha da özel kılıyor. Tabloya baktığımızda sadece Morrison'un bir şeylere odaklandığını fark ediyoruz. Bakışlarında sanki bir şeylerin anlamını çözmüş gibi bir farkındalık var. Diğer iki karakterde göremediğimiz bir anlayış ve farkındalık var Morrison'un bu bakışlarında. Tablodaki boşluğa da bakmanızı istiyorum. Geleneksel ikinci imparatorluk Haussmann mimarisinde balkonlar dar ve basit olurdu. Ama bu tabloda bu basitlik ortadan kaldırılmış. Örneğin bunu porselen vazo ve içindeki mavi ortancada korkulukların renginin ve vazonun rengiyle olan uyumunda görebiliriz. Belki de bu tablo geleceğin niteliğini yansıtıyor. Karakterlere baktığımızda hepsinin farklı yönlere baktığını görebiliyoruz. Sonuç olarak bu tablo burjuva yaşamı kavramının nasıl olduğunu gösteriyor bize.